Arkadaşlar herkese selamlar. JavaScript sıfırdan kapsamlı eğitim setinin 65. dersindeyiz. Bu dersimizde jQuery'de filtreleme özelliklerine bakacağız arkadaşlar. Bu elementlerimizi seçerken kullandığımız bazı filtreleme durumları mevcut, özellikleri mevcut. Bunları sizlerle işleyeceğiz. Toplamda 5 tane özelliğimiz var arkadaşlar. Bazılarını daha önceki derslerimizde kullanmıştık zaten. Ama yine böyle bir ders olarak bütün bir şekilde bunları işlemiş olalım arkadaşlar. Benim şöyle bir dokümanım var arkadaşlar. Dersten önce hazırladım. 3 tane alt alta division'ım mevcut arkadaşlar. ID'leri div1, 2, 3 şeklinde gidiyor. Bunların class'ları var arkadaşlar. Hepsi deneme class'ına sahip. Deneme class'ının özellikleri şu şekilde. Display block 100 piksel yüksekliğinde. Şöyle border'ımız var 2 piksel ve light gray şeklinde. İçindeki yazılar gri renkte. 5 piksel padding, 15 piksel margin'i var ve yazıları kalın şeklinde tasarladım arkadaşlar. Bu deneme klasına ek olarak her birinin C1, C2, C3 şeklinde 3 ayrı klası daha var arkadaşlar. İçlerinde de ID'si ve klas isimleri yazıyor. Ekranda da şu şekilde yansıması var arkadaşlar. Ve bir tane de tıkla isminde butonumuz mevcut. Şimdi bu butona tıklayarak bazı işlemler yapmak istiyoruz. Bunları nasıl yapalım? Geldim buraya arkadaşlar. Ekranda benim 3 tane division'ım olduğu için öncelikle şöyle dolar işaretimi koyuyorum ve bunun içine division diyorum. Bu sefer ID vermiyorum arkadaşlar. Division diyorum. Bu divisionlardan birinciyi seçmek istediğimi belirtiyorum. Ekranda var olan divisionların hepsinden ilkini seçmek istiyorum diyorum arkadaşlar. Şöyle nokta first diyorum. Bunları daha önce yapmıştık. Bunu hatırlayacaksınızdır. Nokta CSS diyoruz arkadaşlar. Şöyle geldim. Parantezlerimi açtım. Bunun içine geliyorum. Şöyle border diyelim arkadaşlar. 2 piksel solid. Bu sefer yeşil renkte yapalım. Virgülü koydum. Yine yazı rengi de aynı şekilde yeşil olsun diyelim arkadaşlar tıkladığımızda. Bunun içine de şöyle yazdım. Geldim bunu kaydettim. Sayfamı yeniliyorum. Butona tıkladım arkadaşlar. Benim sayfamdaki ilk division'ım, div1 ID'li division'ım yeşil renge boyanmış oldu. Bu şekilde ilk division'ı seçebiliyoruz. Aynı şekilde son division'ı da seçebiliriz arkadaşlar. Bunu da last özelliğimizle yapıyoruz. Geldim sayfamı yeniledim. Butona tıklıyorum. Bakın sonuncu division'ım da şu şekilde ekrana yazmış oldu. Daha sonra arkadaşlar biz bu division'larımızın index numarasına göre ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Onu da şöyle yapıyoruz. Geliyoruz buraya. E ve Q işaretlerini yazıyoruz arkadaşlar. Bu EQ'dan geliyor. Eşit olmak anlamında. Bunu dedikten sonra parantez için arkadaşlar biz hangi division'a ulaşmak istiyorsak onun indeks numarasını vermek istiyoruz, vermek zorundayız. Yani buraya geldim. İlk division'a ulaşmak istiyorsam ilk division'ımın indeks numarası 0'dır. 0'ı yazıyorum. Geldim sayfayı yeniledim. Butona tıkladım. Bakın ilk division'ım yeşil renge boyandı. Ya da buraya geliyorum. 1 diyorum. Ortadakini seçelim. Şu şekilde sayfamı yeniledim. Butona tıklıyorum ve ortadaki yeşil oldu. Şuraya 10 diyelim örneğin. Geldim. Sayfamı yeniliyorum. Butona tıkladım. Herhangi bir değişme olmadı. Çünkü benim 10 indeksine sahip herhangi bir division'ım ekranda yok. Dokümanda mevcut değil arkadaşlar. Bu şekilde equal ile de seçimlerimizi yapabiliyoruz. İndeks numarasıyla arkadaşlar. Bunun dışında filter şeklinde bir özelliğimiz var. Geliyorum buraya. Filter diyorum arkadaşlar. Yine bunun içine giriyorum. Şu şekilde tırnaklarımı açıyorum. Filter dedikten sonra ben şunu yazmalıyım arkadaşlar. Bu division'lardan hangisini seçmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi C1, C2, C3 şeklinde sınıflarım var arkadaşlar. Ben burada şunu demek istiyorum. Division'larımın hepsini al. Filtrele onları. Neye göre filtrele? Şöyle nokta C2 diyelim mesela arkadaşlar. Filtreledikten sonra C2 olanları al bana getir diyorum arkadaşlar. Geldim sayfamı yeniledim. Butona tıklıyorum. Bakın C2 sınıfına ait olan division'ım yeşile boyanmış oldu. Bu şekilde bunu hepsi için uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin C1 dedik. Geldim sayfamı yeniledim. Butona tıkladım. Bakın C1 şeklinde yazdı. Veya şöyle bir şey yapsaydık. Geldim şu division'a kopyalıyorum. Yapıştırdım.
Bu tekrar C1 olsun arkadaşlar. Şunu ID'sini D4 yapalım. Bu da C1'de kalsın. Geldim. Burası yine C1'de arkadaşlar. Şöyle sayfamı yeniledim. Bakın C1 C1 yazdı. Butona tıkladım. C1'e ait olan hepsini filtreledi ve yeşil renge boyamış oldu. Bu filtrelemenin tam tersi var arkadaşlar. O da not özelliği. Şöyle not yazıyorum ve yine içine bir tane değer girmem gerekiyor. Herhangi bir attribute'ü girebilirsiniz arkadaşlar. Buraya ID de girebilirsiniz. Buradaki işlem de şu. Benim division'larımın hepsini al ya da buraya hangi elementi yazmak istiyorsanız buradaki elementlerin hepsini al. Filtrele bunları. C1'e göre filtrele. Bana sınıfı C1 sınıfı olmayan division'ları al getir demek arkadaşlar bu. Filter'ın tam tersi yani. Geldim sayfamı yeniledim. Bu sefer butona tıkladım. Bakın C1 olanlar dışında C2 ve C3'ümüz bizim yeşil renge boyanmış durumda. Bunun kullanımı da bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi bunların içine istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Class'a göre, ID'ye göre buraya dilediğiniz elementleri yazabilirsiniz. Buraya bir class ismi verip bu class ismini verdikten sonra burada başka seçimler yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi. Yani buraya class ismi verip nokta first diyebilirsiniz. O class'a ait olan ilk elementi döner bu. Division olsun, P olsun, paragraf olsun, başlık olsun. Nasıl isterseniz bu şekilde uygulamalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu derslikte benim söylemek istediklerim bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.